Merhaba arkadaşlar, konumuz stilleri kullanma kolaylıkları ve yöntemleri. Peki neler anlatacağız? Excel'de stil nedir? Stil kullanım yöntemleri, mevcut stilleri değiştirebilme, yeni stil oluşturma. Bunları anlatmaya çalışacağız. Ve zaman kaybetmeden hemen eğitime geçiyoruz. Stil demek önceden biçimlendirilmesi tanımlanmış birer şablondur diyebiliriz. Excel'de hazır olarak 6 tane stil bulunmaktadır. Bu stiller üzerinde değişiklik yapabileceğimiz gibi ekstra kendimiz de stiller yapabiliriz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Ona bakalım. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda bir mağazanın günlük satış miktarlarını göstermektedir. Bu tablonun biçimlendirilmesini stilleri kullanarak yapacağız. Peki neden stilleri kullanacağız? Stilleri kullanmadan biçimlendirme yapamaz mıyız? Tabii ki yapabiliriz. Ama stilleri kullandığımız zaman bize ekstra avantajlar sağlayacaktır. Örneğin ben bunların yazı tipini 14 yaptım diye. Sonra işte arka plan rengini mavi yaptım. Sonra geldim başlığı kalın yaptım. Ondan sonra geldim mağazaların bulunduğu illeri italik yaptım. Sonra baktım ya burada bir değişiklikler var. Ben bu yazı tiplerini tekrar değiştireyim. Yazı tiplerini değiştireyim veya yazı büyüklüklerini değiştireyim. Ben o zaman teker teker tekrar değiştirmem lazım. Teker teker derken tabii seçerek, belirli bir bölgeyi seçerek değiştirmem lazım. Ama stil kullanırsam sadece benim stilde değiştirmem yeterlidir. Stildeki yazı tipini veya yazı büyüklüğünü ben değiştirdiğim zaman o komple benim tabloma yansıyacaktır. Ondan dolayı stiller bize büyük avantaj sağlayacaktır. Excel'de hazır stiller bulunmaktadır. İstersek bunları kullanabiliriz, istersek bunları kullanıp üzerinde değişiklikler yapabiliriz, istersek de kendimize özgü, bağımsız bir stil oluşturabiliriz. Peki stillere nereden ulaşabiliriz? Giriş sekmesi altından hücre stilleri var. Bakın şuraya bastığım zaman stiller görünür. Excel varsayılan olarak normal stili kullanmaktadır. Bakın şu normal gibi şu anda bu kullanılmış. Bunun üzerine de değişiklik yapabiliriz. Ama değişiklik yaparsak komple çalışma kitabına yansıyacaktır. Yani normalde mümkün olduğu kadar değişiklik yapmamakta fayda var. Peki stilleri nasıl kullanabiliriz? Nereye stili uygulayacaksak orayı seçiyoruz. Mesela tablomuzu seçelim. Seçtik. Giriş sekmesi altından hücre stillerine geldim. Diyelim ki vurgu 1 stilini kullanmak istiyorum. Buraya geldiğim zaman bunun ön izlemesini gösteriyor. Vurgu 2'ye bakalım. Bakın bunu gösterdi. Vurgu 3, vurgu 4, 5, 6. Ben vurgu 1'i kullanmak istiyorum. Buraya geldim ve bastım. Bakın oldu. Siyahı kullanmış oldum. Ama başlıklar o kadar güzel olmadı. Başlıklar için farklı bir stil kullanmak istiyorum. Onu nasıl yapıyoruz? Yine seçiyoruz. Bakın şöyle seçelim. Şuradan seçelim. Seçtik. Bunu da seçelim. Mağazaları da seçelim. Seçtik. Ve yine stile geldim. Buraya geldikten sonra şimdi ben başlık için kullanacağım. Bak burada başlık var. Yine ön izlemesini gösteriyor. Bakın başlık böyle. Buraya gelirsem böyle gösterir. Buraya gelirsem böyle, böyle. Mesela ben başlık şu kullanayım. Buraya bastım. Böylece 2 dakikada ben tablomun biçimlendirmesini bitirmiş oldum. Tabi istersen stil üzerinde de değişiklik yapabilirim. Hatta stil üzerinde değil, manuel olarak da değişiklik yapabilirim. Diyelim ki ben bunların rengini beyaz yapmak istiyorum. Buraya gelirim, hemen değiştirebilirim. Ama şöyle bir şey olur, bu stile yansımaz, sadece bu tabloya yansır. Bak şöyle geldim ve beyaz yaptım, tamam dedim. Bakın burası da beyaz oldu. Yani stili kullanarak yapacağımız bir değişiklikten sonra istersek manuel olarak da değişiklik yapabiliriz. Peki mevcut stillerde nasıl değişiklik yapabiliriz? Ona bakalım. Tablomuzda vurgu 1 stilini kullanmıştık. Şimdi vurgu 1 stilindeki yazı rengi beyaz. Biz bunu kırmızı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Ona bakalım. Buraya geliyorum. Bakın hücre stilleri. Biz neyi kullanmıştık? Vurgu 1. Buraya geldikten sonra sağ tuşa bastım ve değiştir dedim. Şimdi burada bana 6 tane seçenek sunuyor. Hangisini değişiklik yapacağız? Hepsi şu an seçili kalsın. Önemli değil. Biçimlendirmeye geldim. Tabi hangisinde de değişiklik yapacaksanız onları seçebilirsiniz. Ben dolguda değil yazı tipine. Yazı tipine geliyorum ve yazı tipi rengini kırmızı yapıyorum. Bakın kırmızı yapayım. Yaptım ve tamam dedim. Tamam dedim. Kapattım. Bakın
Hemen burası ne oldu? Stil direkt ben hiç seçmeden direkt kırmızı oldu. Neden? Çünkü stil olarak bunu kullanıyorum. Bakın buradayken bir değişiklik daha yapalım. Şuraya geldik. Mesela bu sefer siyah olsun yazı rengi. Veya yazı rengi değil, dolgu rengi olsun. Şuraya geldik. Değiştir, değiştir dedik. Biçimlendir dedik. Ve dolguya gelelim. Dolgu rengi ne olsun? Örneğin yeşil olsun. Şöyle geldim. Tamam dedim. Ve tamam dedim. Bakın hemen burayı yeşil yaptım. Şimdi de kendimize özgü bir stil yapalım. Nasıl yapıyoruz? Buraya geliyorum. Hücre stilleri. Buraya bastığım zaman şu menüde aşağıda yeni hücre stili var. Buraya basıyorum. Buraya bastıktan sonra bakın pencere beni karşıladı. İlk önce stil adı ne olsun? Stil adı deneme olsun. Deneme 1 olsun. Buraya geldim. Ve neler değiştireceksin diyor. Ben hepsini değiştirmek istiyorum. Yani sayıdır, hizalamadır, yaz tipi, kenarlık falan. Ve biçimlendir diyorum. Buraya geliyorum. Sayı. Sayıda ne olsun? Benim sayı olarak tanımlansın. Ondan sonra ondalıktan sonra 2 rakam olsun. Eğer binlik varsa ayıraç olsun. Negatifse kırmızı ve eksi göstersin. Sonra geldim hizalamaya. Yatayda ben diyorum ki orta olsun. Yani ortalansın. Dikeyde de orta olsun. Orta olsun. Metin eğer sığmıyorsa hücreye kaydırsın diye. Bunu seçtim. Yaz tipine geldim. Yaz tipi yine kalibri kalsın ama italik olsun ve puntosu da 14 olsun. Geldik kenarlıklara. Kenarlık olsun mu? Şöyle bir kenarlık seçelim. Mesela bunu seçelim. Sonra geldik. Burada da bunu da seçelim. Çerçeve olsun. Sonra geldik dolguya. Dolguda da biz diyelim ki dolguda turuncu olsun. Turuncuyu seçtim. Sonra korumaya geldim. Kilitli olarak kalsın. Ve ondan sonra tamam dedim. Şuraya da geldim. Tamam dedim. Kendimize özgü yaptığımız deneme bir stilini tablomuza uygulayalım. Nasıl uyguluyoruz? Öncelikle tablomuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra hücre stillerine geliyoruz. Burada bakın deneme bir var. Buraya geldiğim zaman bakın buraya geldiğim zaman ön izlemesini gösteriyor. Ben buraya basarsam ona uygulamış oldum. Kendimize özgü stil yapmanın diğer bir yolu da bir hücrede veya aralıkta biçimlendirme yapıp bu biçimlendirmeyi stil olarak tanımlamaktır. Örneğin şurada yapalım. Şunları seçelim. Şöyle seçtik ve italiği kaldıralım. Kalın yapalım. Yazıyı da bu sefer küçültelim. Şöyle küçülttük. 12 hatta 11 olsun. Dolgu rengi de şöyle gelip kırmızı yapalım. Kenarlıkları da değiştirelim. Kenarlıklar da sadece tek çizgi olsun. Yani çift çizgi olmasın. Bunları bitirdim. Bitirdikten sonra bakın şuraya geliyorum. Geldim ve yeni hücre stili ekle tekrar diyorum. Bu seferki adı da deneme 3 olsun. Deneme 3 olsun. Ve ben herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum. Tabi istersek buradan ekstra değişiklikler de yapabiliriz. Biz bunda değişiklik yapmıyoruz. Ve tamam diyorum. Şu an ben stilimi yapmış oldum. Peki komplesine uygulayayım. Nasıl uyguluyorduk? Şöyle hepsini seçiyoruz. Seçtikten sonra hücre stillerine geliyorum. Bakın burada deneme 3 var. Bakın hepsini uyguladım. Tamam diyorum. Stili uygulamış oldum. Peki bu yaptığımız stili başka bir çalışma kitabında kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz ama bu stili oraya transfer etmemiz lazım. Peki bunu nasıl transfer ederiz? Ona bakalım. Kendimize özgü yaptığımız stili başka bir çalışma kitabında kullanabilmek için birincisi hangi çalışma kitabında yapmışsak o stili o çalışma kitabı açık olması lazım. İkincisi nereye kopyalayacaksak o çalışma kitabı da açık olması lazım. Şimdi geldik. Şuraya geldiğimiz zaman şu çalışma kitabına bakalım o stil burada var mı? Buraya basıyoruz. Bakın deneme 3 diye bir stilimiz yok. Peki biz buraya kopyalamak istiyoruz. Nasıl kopyalıyoruz? Şuraya geliyorum. Hücre stilleri. Şurada aşağıda stilleri birleştir var. Buraya bastığımız zaman bakın burada Excel hemen açık olan çalışma kitabını gösteriyor. Bunu seçiyorum ve tamam diyorum. Diyor ki aynı addaki stiller birleştirmişsin mi? Hayır, birleştirmesine gerek yok. Hayır diyorum. Bakalım geldi mi? Şuraya geldim. Deneme 3 diye stilim geldi. Peki ben buraya nasıl uygulayacağım? Yine aynısı. Şurayı bunları seçiyorum. Seçtikten sonra buraya geliyorum ve deneme 3 diyorum. Buraya uygulamış oldum. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim.
Müzik